Başka böyle yumurta falan filan. Çektiği için etrafı konuyorlar sürekli. Şansına arkasına geçiyor şu an yapan. Olursa daha rahat çekiyorsun, dışarıda ya sonuçta. Bizim orada dökün, yerdir. Ben tavanları bütün... Tamam, biraz altın yapalım. Onu daha rahat çekebilirim. Kahverengi kokarca Türkiye'de son 4 yıldır tanıştı. Artvin bölgesinden girdi. Rize ve Trabzon'a nihayetinde ulaştı. Bugünlerde de kışlığa gidiyor. Kışlık olarak da genelde ev ahır çevrelerini tercih ediyor. Bugünlerde oldukça ihbar alıyoruz bu konuda. Kahverengi kokarcanın verdiği zarar diğer tür böceklerin verdiği zararlardan katlıca fazla. Artvin bölgesinde örneğin geçen yıldan itibaren ciddi oranda zarar veriyordu. Özellikle Muratlı, Karşıköy gibi yerlerde bu yıl verdiği zarar da %50'den fazla oldu. 4 metredir. Kimyasal mücadeleyle çok fazla bir çözüm alınamıyor. Bugünlerde biz üreticiye mutlaka kışlık ev çevrelerinde gördüğünüz zaman mutlaka yok edin. Miktarını ne kadar düşürürsek gelecek yılda vereceği zararı da o derece azaltmış oluruz da yola çıkıyoruz. Bunun yanında bakanlığa başvuruda bulunduk. Bunun doğal biyolojik mücadelesini yapabilecek bir Japonika diye bir arı çeşidi var. Onunla ilgili ithal talebinde bulunduk ama maalesef bugüne kadar bir adım atamadık. Burada ilgili kurum ve kuruluşları tekrar uyarıyorum. Bu tür istilacıların sadece bölgemizde fındığa değil, fındık dışında 350'ye yakın meyve ve sebzeye verdiği zarar ortada. Mutlaka ciddi ve hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Vay anasın. 60 tane yapar yani senede. 28 tane kümeler halinde yapıyor. Gürcistan'da son 3 yıldır neredeyse fındık olmuyor. Bu örnek karşımızda, mutlaka bizim de o konuyu hassasiyetle durup mutlaka çözüme odaklı bir planlama yapmamız gerekiyor. Şöyle, aslında bu orijinal bir şey var. Ciddi bir istila var burada. Yani bunun önünü geçilmezse, yani adım atacak, evde de oturacak bir şey, çünkü kapıyı açamayacaksın. Çünkü camı açıyorsun, pat doluyorlar eve. O kadar yoğunlar yani. Bir gecede 20, 30, 40, 50 sayamadığın kadar. Vatandaşlar motorlarını getiriyorlar, motorunu kesin de. Yani belki de yarım kilo, bir tane motordan. Yarım kilodan fazla ben... İstila etti. Tabii yani, açtım.